Şiddete karşı çaresiz ve yalnız değiliz. Şiddete maruz kalıyorsak yanlış olan biz değiliz. İnsanca, onurlu, huzurlu ve güven içinde yaşamayı hak ediyoruz. Haklarımızı bilelim, şiddete karşı kendimizi koruyalım. Kadına yönelik şiddete her yaş grubundan, etnik kimlikten, sosyal sınıftan ve meslekten kadın maruz kalıyor. Peki bizler şiddete maruz kaldığımızın farkında mıyız? Ülkemizde 100 kadından 39'u fiziksel şiddet görüyor. İçimizden birilerinin canı yanıyor ve çoğumuz bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz. Neden? Korkuyoruz, utanıyoruz, kabulleniyoruz. Oysa ne yanlış ne de yalnızız. Bize yönelik şiddeti tanırsak önlem alabilir, kendimizi koruyabiliriz. Yalnızca dayak ya da yaralanmalarımıza yol açan davranışlar değil, saçımızın çekilmesi, kolumuzdan tutulup sarsılmak da fiziksel bir şiddettir. Peki fiziksel şiddeti sadece evde mi yaşarız? Sadece eşimizden mi görürüz? Babamız, akrabalarımız, hatta çocuklarımız bile şiddet uygulayabiliyor. Farkında mıyız? Sokaktaki yabancının, iş arkadaşımızın da şiddetine maruz kalabileceğimizi biliyor muyuz? Nereden ve kimden gelirse gelsin, kadına karşı fiziksel şiddet bir suçtur. Fiziksel şiddet, maruz kalabileceğimiz şiddetler arasında en çok göz önünde olanı ve en kolay fark edileni. Oysa şiddet sadece fiziksel değil. Çalışmak istediğim halde çalışmama izin verilmiyorsa, ekonomik gücüm elimden alınıyorsa, çalışıyorsam, kazancıma eşim ya da aile büyüklerim el koyuyorsa, ekonomik şiddet yaşıyorum demektir. Çalışmıyorsam, eşimin ihtiyaçlarımı karşılamak için para vermemesi, evin ve çocukların bakımını üstlenmemesi ya da evin geçimini sağlamam için çalışmaya zorlaması da bir şiddettir. Çünkü bu şekilde yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Özgüvenimiz, ekonomik gücümüz elimizden alınıyor. Şiddete karşı duramayacak bir durumda bırakılıyoruz. Oysa çalışmak ya da çalışmamak bizim kararımız. Kazancımızı istediğimiz şekilde harcamak bizim hakkımız. Kazancımızı ve hakkımızı savunmak için ekonomik şiddete karşı duralım. Eşimiz ya da bir yabancının bedenimiz üzerinde de hakkı yoktur. İsteğimiz dışında cinsel ilişkiye zorlanmak da, ilişki sırasında zarar görmemiz de bize yönelik cinsel bir şiddettir ve suçtur. Eşimiz hem sever hem söver mi? Söven bir eş psikolojik şiddet uyguluyor demektir. Duygusal bütünlüğümüze zarar veren her türlü davranış psikolojik şiddettir. Evimize kapatılıyorsak, yakınlarımızla, arkadaşlarımızla görüşmemiz yasaklanıyorsa, duygusal ve sosyal açıdan zarar görürüz. Eşimizin, aile üyelerimizin, erkek arkadaşımızın hakaretlerine, aşağılamalarına maruz kalıyorsak, duygusal şiddet görüyoruz demektir. Şiddetin azı çoğu, büyüğü küçüğü olmaz. Şiddet, şiddeti doğurur. Oysa şiddetin hiçbir türüne dayanmak, sabır göstermek zorunda değiliz.
kadınlar olarak haklarımızı bilelim. Kendimizi koruyalım. Şiddet karşısında sessiz kalmayalım. Şiddete maruz kaldığımızda yanlış olan biz değiliz. Şiddete karşı yalnız değiliz.